Türk tarihine güneş vuran bir gündür. Bugün milli bir bayram, bugün Atatürk'ündür. Yüreğinde kim anmaz bugün yüce atamı? Bugündür çocuklara bayramların bayramı. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Nisan, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin milletin iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığının tüm dünyaya haykırıldığı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Milletin tok sesinin yükselişi, en çetin ve en karanlık zamanların artık geride bırakılışıdır. Sevgili öğrencilerim, değerli velilerimiz, kıymetli meslektaşlarım, Cumhuriyet ruhu bilim, sanat ve düşünce alanında özgün ve yaratıcı ürünler ortaya koyan ve koyması gereken olgun bir çocuk ruhudur. Bu sebeple Atatürk'ün ulusal egemenliği Çocuklar Bayramı'yla birleştirmesi ve Milli Egemenlik Bayramı'yla milletin geleceğini temsil eden çocuk kavramını birbirine bağlaması onun dehasının bir göstergesi sayılmalıdır. Geleceğimizi kime emanet edeceğini isabetle tayin eden Atatürk çocuklarımızı önemsemiş ve onlara inanmıştır. O halde biz eğitimcilere düşen görev Atatürk devrimi esasları doğrultusunda kendi öz benliğini yabancılaşmadan dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden bilim, sanat, düşünce alanında çocuk aktivitesi ve yaratıcılığıyla özgün ürünler ortaya koyabilmek, Cumhuriyet ruhunun sürekli bir atılım, sürekli bir yenileme, sürekli bir araştırma gerektirdiğini gözden kaçırmamak ve çocuklarımızı bu yönde yetiştirmektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Yaşamış bir milletin yine hür yaşamak için verdiği yiğitçe mücadelelerin nihayet meyvelerini toplama zamanı gelmiştir. Göğüsler kabarmaktadır şimdi, umutlar yaşarmaktadır. Tüm dünya görmüştür ki başımızda Atatürk, ülkemiz ise bir olmak, birlik olmak, beraber olmaktır. Yoklukla, yoksullukla ve dökülen kanlarla kazanılan savaşların ardından yarının büyüklerine, o tertemiz ve masum kalplere Türk milletinin inancı,
umudu, geleceği koşulsuz şartsız emanet edilmiştir. Yüzünün bir başka aydınlık olduğu, yüzlerin bir başka güldüğü, kalplerin umutla çarptığı, güzel günlere parmak uçlarımızın değdiği bugün de 1. Büyük Millet Meclisi milletin özgür ruhunu tüm dünyaya haykırırken atamızdan en güzel armağan ise biz çocuklara verilmiştir. Çocuk Bayramı. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı da tüm dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olabilmenin şerefi bu sayede Türk milletine layık görülmüştür.
kutlu. Yaşamış bir millet, üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet. İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi, hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi. Derken şair, bu hürriyet sevdasının ete kemiğe bürünmüş halini milletimizde görüp de söylemiştir. Bundandır ki hürriyet türküsü dillerinden hiç düşmesin, ışığı hiç sönmesin diye çocukların minik avuçlarına bir inci gibi bırakılmıştır bu bayram. Çocuklar şarkı söylerken sarı saçlı mavi gözlü bebek olur. Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda pırıl pırıl saydam kanatlı kelebek olur. Ruhumda kelebeğin kanatlarıyla uç güzel çocuk.
Uç dünyanın dört bir yanına. Götür kır çiçeklerini baharla birlikte o uzak diyarlara. Akmasın gözünden tek bir damla yaş. Birikmesin içinde ne sızı ne de yaz. Vur ozan tellere özgürcesine. Milli egemenlik türküsüdür bu. Dinle, bak, kulak ver bu sese. Milli egemenlik türküsüdür bu. Çocuklar karanlıkları yırtıp aydınlık geleceklere ulaşabilelim diye Atatürk var gücüyle şöyle seslenmiştir bizlere. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Atatürk çocuk olmuş. Çocuk bayramında gelmiş katılmış aramıza. Atatürk çocuk olmuş bakın, sallanıyor salıncakta. Gülüyor gözlerinin içi, gülüyor. Gökler denizler kadar mavi. Diyor ki, çocuklar ben verdim size bayramların en güzelini. Dilerim yurdumun çocukları, tüm çocukları dünyanın gülüp oynasınlar bugünkü gibi. Acıda ve sevinçte kardeş olsunlar. Çınlasın yeryüzünde barışın türküleri. Atatürk, ulusun namusu, şerefi, onuru olarak gördüğü ulusal egemenliği bizlere verirken bilmektedir ki biz küçük hanımlar ve küçük beyler gün gelir de hürriyetimize zincir vurmak isteyen tek dişi kalmış canavarlarla mücadele etmek zorunda kalırsak vatanımızı ve milletimizi canımız pahasına koruyacağız. Vatan namustur. Vatan şereftir. Vatan korunacak tek hedeftir. Vatan sevdadır. Vatan aşktır. Vatan için fedakarlık bir başkadır. Vur şu sazın teline. Sarı zeybek çalınsın. Atam diz vura vura. Harman dalı salınsın. Thank you.
Çağdaş bir Türkiye için elini taşın altına koyma zamanıdır ey çocuk. Atandan, şehitlerinden yadigar bu milleti çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için bilimin ışığında durmadan ve azimle çalışarak ilmek ilmek işlemek lazımdır. Milleti millet yapan bütün değerleri. Sayısız devriminle milletin dünyaya haykırdığı şan ve şerefinle övün bugün. Senin coşkun, senin neşen, senin umudun kaplasın dört bir yanı. Pırpır etsin yüreğin, sokaklar senin sesinle şenlensin. Tüm dünya çocukları tutsun elinden, barış ve huzur eksilmesin pencerenden. Bayram yapar çocuklar, 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan yeni bir Türk devleti. Bundandır 23 Nisan sevindirir milleti. Hoş geldin 23 Nisan. Sana gözlerimizden sevinç, bahçelerimizden bahar getirdik. Seni kucaklamaya geliyor bugün köyler, şehirler dolusu çocuk. Atatürk'ün de dediği gibi, bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Bu anlamlı ve özel günde Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 23 Nisan milletimize ve tüm çocuklara kutlu olsun.